Şimdi Aykut Bey, ben şunu sormak istiyorum. Bu siyasi etik, yani şeffaflık yasası ya da hani bu konuşulan etik yasa ilk 1990'lı yıllarda getirildi. 90'dan bu yana baktığımızda da en az 30 kez meclise getirilmiş ama bir türlü böyle yasalaşmamış. Hemen hemen neredeyse bütün meclis başkanlarının gündeminde olmuş. Ama buna rağmen gerçekleşmemiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu yasa, yani bu şeffaflık, etik yasa ülkede bir başbakanın başını yedi. Ahmet Davutoğlu. Yani başbakan götürdü. Doğru. Şimdi bu mesela şunun garantisi verilebilir mi? Yani Mesela onun üzerinde hiç unutmayın, biraz duralım daha sonra. Bir başbakan götürme meselesi. Devam edelim ama o başbakan götürme meselesi meselenin büyüklüğünü de anlatıyor. Çünkü onu biraz dönüp o tarihte ne olduğunu da hatırlamakta fayda var. Evet. Çünkü siyasetçi bulamayız diyor Erdoğan. İl başkanı bulamayız diyor. Siz de getirdiniz meclise. 2 yıl önceydi değil mi? Ben Evet. ya, Ben mecliste, yani daha doğrusu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çıkarmasanız sizi gri listeye sokacağız diye çıkarmadık. Soktular. Çoktum. Bu kadar önemliydi yani. Ve iki şey getirmiştiniz. Hem belediyeler açısından bir de siyasetçiler. İki yasa teklifiniz vardı. Bu da mecliste kaldı. Hiç görüşülmedi bile herhalde. Yani teklif olarak meclis başkanının masasına gitti, masada kaldı, sümenaltı edildi. Bu mesela bu masadan bu etik yasa en nihayetinde Türkiye bu şeye kavuşabilir mi? Şöyle, Umutlu musunuz? Nasıl umutluyum. bakıyorsunuz? Sadece şunu bilmek Yine gerekiyor. konuşmada mı kalır? Sadece şunu bilelim. O kadar doğru, o kadar haklı, o kadar desteği yüksek ki o kadar zor yani. O kadar zor. Şu an bir anket yapsanız Türkiye'de siyasi etek yasası çıksın mı deseniz %99 evet Çıksın çıksın der. Ama 30 yıldır çıkmıyor. Demek ki evet, çıkmıyor. Bilmiyor kimse ne evet dediğiniz oldu. Hayır hayır aslında çok biliyor. Ya Zaten hani o biliyor da. %1'i çok rastlanmaz çünkü o %1 bu işleri hani çok büyük bir holding sahibi olabilir. Her holding sahibi için söylemiyorum. Ne bileyim o imar rantından yararlanmış olabilir. Şu olabilir. Yani bu da %1 bile değil bence artık. 10.000'de 1 yani o kadar bir marj var. %99'un istediği bir kanun bu ülkede niye çıkmaz? %99 bunun ne olduğunu anlamıyordur ama Hayır hayır Aykut Bey anlasa şöyle bakın. anlatma Anlasa derken ister. İster. Daha çok ister. Anlasa şimdi bunu siyasetçiler konuşuyor. Siyasi partilerin genelde hani programlarında, vaatlerinde yer alıyor. Sonra meclise geliyor. Mecliste işte siyasetçiler kendi şeyine bakıyor. Çünkü istediği ihaleyi işte şey yapmış, eşini dostunu işe koymuş, 3-5 maaş alıyor. Orada bir ikbal bir şey var. Halk bunun bence siyasi etik dendiği zaman halk bunu anlamıyor. Bu da mesela referanduma götürülebilir. Düşünsenize siyasi etik yasa ya olsa da hani şey var ya çok özür diliyorum. Çok amiyane bir tabir olacak ama vatandaş için söyle mala davara ne faydası var? Yani benim cebime ne faydası? Şu kardeşim bunu şöyle söylemek lazım. Kardeşim siz siyasetçi ahlaklı olsun istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu yasa gelirse milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları eşine dostuna ihale veremeyecekler. Senin paranı çalmayacak, hırsızlık yapamayacak, haksız kazanç elde edemeyecek. Ondan sonra senin çocuğun işsiz kalmayacak. Yani senin çocuğun işsizken kendi yakınlarını işe doldurmayacak gibi daha hani halkın anlayacağı dilde anlatılsa halk bunu ister bir baskı da yapar. Ama siyasi etik deyince ya etik, siyaset filan aynı bu Şöyle, şöyle gibi işte hani hazine diyoruz ya devlet öder. Vatandaş burada da şey düşünüyor. Çünkü Türkiye toplumu yani eğitim kalitesi o kadar da yüksek değil. Ya ben ödemiyorum ki devlet ödüyormuş diyor. Bunun gibi bir şey herhalde. benim bu tip şeylerde biraz çekineceğim şu olur. Basitleştirmek içeriğinden bizi uzaklaştırır mı? Mesela çocuğumuz okuldan geldi. Kalem Yok kutusunu yasayı açtınız. basitleştirmeyin halka anlatırken. Ha şöyle işte anlatırken basitleştirmekten de şey yapıyorum. Hani basitleştirelim, mümkün olduğu kadar kolay anlatalım. Diyelim çocuğumuz okuldan geldi, kalem kutusunu açtı. Kendisine ait olmayan bir kalem var. Kimden aldın oğlum sen bunu? Arkadaşının kaleminden almış. Bu bir küçük hırsızlık değil mi? Biz kültürel olarak sen ne yapıyorsun bu olur mu falan filan diye cezalandırırız çocuğumuz değil mi? Bir küçücük Evet. kalem, küçücük bir çocuk ceza ehliyeti bile yok. Şimdi kendi hayatımızda böyleyken diğer hayatta evet buna ilgisiz kaldık. Sebebi şu. Bu benim şeyi yaparken ben birkaç video hazırladım. Bundan sonra devam edeceğim. Türkiye'deki böyle karışık mı? Ve başında şunu söylüyorum. Bunu herkesin anlamasını beklemiyorum.
çok retweet edilsin beklemiyorum. Hani böylesine önemli bir konunun izlenmesini beklemiyorum. Bir kayıt bırakayım. İki, anlayabilecekler en azından hani benimle birlikte bunu anlatabilecek. Bakın ihale sisteminde bu olmuş, doğalgaz anlaşmalarında bu olmuş, Enerji Bakanı'nda şu olmuş ve bunların hepsi bize pahalılık olarak geri geliyor. Şimdi bir ülkenin... YouTube kanalı mı kurdunuz, pardon? Ya mi? Twitter'a koyuyorum. Hani Twitter'da bir de, videolar. Evet, videolar. Şeyde hani şöyle bir bilgisayarım var benim. Karşısında bir kamerasını açıp ona konuşuyorum. Hani mutfaktan mı konuşuyorsunuz siz de? Yok, ben salondan konuşuyorum. Salondan. Ama mutfaktan da... Ev görüntüsü var yani. Evet evet, evimin salonundan konuşuyorum. Bu meselede toplumların mesela bizi devlet... Daha önce yurt dışına gönderdi. Gidin bu batılı devletler ne yapmış, neyi iyi yapmışsa biz kamu bürokratıydık. Bunu öğrenin, gelin bizim ülkemizde bunu yapın diye. Ben mesela Amerika'ya gittiğimde, İskoçya'da, İngiltere'de böyle devletin burslarıyla okudum ben. Gittiğimde hep şuna baktım, neyi farklı yapmışlar diye. İşte o kuruluştaki etik değerler, mesela Constitutional Papers diyor. Çok parantez açıyorum. Devlet burslarıyla okuduktan sonra gelip mecbur hizmetinizi tamamladınız evet mı? Tamamladım. Hiç torpil falan geçildi mi? Şöyle bakın, o Ravza Hanım'ın meselesini referans göstererek söylüyorsunuz. Ravza Hanım'ın savunmalarını da okuyorum ben. Şimdi oradaki temel problem biraz seçme, gittiği okul, yazdığı tez. Yani birincisi mesela biz on binlerce insanla sınava gireriz. Çünkü devlet herkesi göndermez. Devletin böyle kurmay sınıfı olarak düşündüğü 1850 yılından beri hazine, maliye, İşte gümrük vardı eskiden. Hı hı. Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumların uzman müfettişleri. Bunları mesela 100 bin potansiyel vardır, 200 bin potansiyel vardır. Sınava 20-30 bin hazırlanmış öğrenci girer. Ve hı hı, hepsi krem de krema üniversitelerdendir. Bunun içinden 15-20 kişi alır. Biz öyle girerdik. Mesela on binlerce insan hazineye girer. İlk 20 alınır, ilk 10 alınır. Bize 7 kişi alınmıştı. Ben birincilik, ikincilikle girmiştim. Ve bizden yetiştirirler, şey yaparlar. Mesela TOEFL'dan 600 almamız istenir. Mesela muhakkak ilk 50 okuldan, yani dünyanın en iyi okuluna gitmeniz istenir. Alabildiğiniz kadar burs almanız. Mesela benim gittiğim konuda ben dünyanın 2 numarasına gittim. Bizden önce bir okul vardı. Bir okul birinci oldu, dünya birincisi. Bir bizim bölüm. Mesela kamu politikaları ve yönetimi konusunda. Hangi okuldu siz? Carnegie Mellon. Carnegie Mellon. Yani şimdi mesela hanımefendinin gittiği okula baktım ben. Howard Üniversitesi diye. Washington'da bir okul. Harvard'ın şey gibi, çakması gibi biraz. Ya hani o da bana şey geldi ama şimdi ben yine söyleyeyim. Ravza Hanım'la yarın öbür gün yüz yüze bakacağım. Hani mesela burada da mesela yüz yüze baktığında Harvard University rankingde, sıralamada kötü bir yerde, iyi bir yerde değil. Şey diyor, Dallas'tan da kabul aldım diyor. Zaten Texas Üniversitesi'nden. Texas, Dallas zaten. Ama mesela yine söylüyorum, bir belediye, mühendis girmiş, işte şuralarda çalıştım diyor. Hangi yarışma sınavına girdiniz? Kaç kişiye duyurdunuz? Kaç mühendis buna aday oldu? Bir de hani İstanbul Büyükşehir'in kaynakları bu şekilde şey yapılmalı mıydı? Bir metro AŞ'ye galiba göndermiş ama. Yani şöyle diyor, 94'te bilimi, başladım diyor. Hani mesela orada kendi söylediğiyle diğerler arasında bir takım çelişkiler var. Ha bu arada... Çalışmaya başladım diyor, evet. 94'te belediye. Evet. Bu tip bir şey yapıyorsanız şunu unutmayın. Biri hakkında bir şey iddia ediyorsak hepimizin çok iyi bilgi sahibi olması lazım. Çok doğru. Çünkü iddia eden onu uzun yıllar yaşamış. O kendisini biliyor. Nerede eksiği olduğunu, nasıl şey yapacağını, savunması nasıl hazırlayacağını. Ama ben çok basit şeyler, mesela diyor ki GRE ve CIMET sınavlarına girdim. Mesela kaç almış hanımefendi ama Boğaziçi'nde de eğitim aldım diyor. Bu üniversite nasıl seçilmiş? Bu üniversite mesela bu kadar tuition, yani harç ödüyorsak daha iyi bir üniversiteye niye zorlanmamış? Niye mesela Harvard değil de Harvard'a gitmemiş? Niye Columbia'ya gitmemiş? Niye MIT'ye gitmemiş? Niye Carnegie'ye gitmemiş? Çünkü benzer şeyleri var, harçları var. Düşünün, birinde Boğaziçi'nde okuyorsunuz. Diğerinde de işte otoparkta kurulmuş bilmem ne üniversitesinde okuyorsunuz. Siz çocuğunuza bu kadar şeyi verdiğinizde Boğaziçi'nde okusun isterseniz. Bu ülke fakir. Bu. Evet. Yani gerçek Harvard'a gitseydi, siyaset bilimi üzerine doktora yapsaydı olur muydu? Ben kamu adına bu parayı evet, verecek yani olsaydım Harvard'a gitti gönderirdim. Çünkü bu ülkede bir sürü çocuk bunu istiyor. Harvard'a gidebilecek bir sürü çocuk varken Harvard Üniversitesi'ne giden biri için yani... Bir de gittiği bölümün hani diyorsunuz ki hani kurmaylar yetiştiren orada ana kadro. Şimdi Ulaşım AŞ'li siyaset biliminin ne alakası var kardeşim yani? Orada öyle bir sorun var. Evet, evet. Orada bir de hanımefendi bir mühendis köken, anlıyorum. Mühendis hani, kökenli mi? Mühendis öyle yani, mühendis olarak işe başladım diyor mesela. Hani. Şimdi şeye devam edelim, sizin kaldığınız yerden.
Ben böyle araya girdim çünkü kamu kurumları şey söylediniz. Bu siyasi etik yasa gerçekten... Orası çok önemli, evet. Unutmayalım dedi. Onun için demiştim, iyi oldu. Siyasi etik yasa gerçekten Türkiye açısından önemli. Belki de pek çok şeyin düzelmesi için hani bir sorunu baştan düzeltmek gerekiyor ki öyle kenardan köşeden olmuyor. Aykut Bey, bu şimdi faturalar can yakıyor. Zam üstüne zam geliyor. Çok özür dilerim. Şu siyasi etik yasasıyla ilgili bir iki dakika konuşalım. Tabii ki. Ahmet Davutoğlu meselesiyle birlikte. Evet, bakın halk sanıyor ki canım işte şöyle yapsanız iyi olur dedikleri bir yasa. Öyle değil. Siyasi etik meselesi şu. Diyor ki Aykut Erdoğdu, sen milletvekili oldun. Gel güzel. Aslında bizim hala yasalarımızda bir miktar var, uygulanmıyor. Senin neyin var diyor. Diyorsunuz ki işte babamdan kalan şu tarlalar var. Eşimin ailesinden gelen şunlar var. Ben de bu kadar maaş kazanmış. Şunlarım var. Tamam diyor. Diyor ki Aykut Erdoğdu, TC'si bu. Görevi bu. Kendisi artık PEP'tir. Yani Political Exposure People veya kendisine kamu yetkisi emanet edilmiş kişi. Bu milletvekili olabilir, general olabilir, emniyet müdürü olabilir, başsavcı olabilir. Böyle bir Türkiye'de 15-20 bin kişi var zaten. Bunların bilgileri bu diyor. Sonra Aykut Erdoğdu'nun yakınları da bunlar diyor. Hatta bununla da yetinmiyor. Aykut Erdoğdu'nun danışmanı şu. Yaptığımız araştırmaya göre Aykut Erdoğan'ın işlerini takip edenler de şunlar, çantacısı varsa eğer. Bu liste çıktı mı? Sonra diyor ki tapu daireleri, bankalar, sermaye piyasaları, gümrükler, hepiniz şeyiniz olsun. Bu insanlarla alakalı. Olağan dışı bir şey olursa, mesela diyelim ki ben Amerika'ya gidiyorum, cebimde 3000 dolar var. Ya harcayacağım, hediye alacağım. Ama ben Amerika'ya gidiyorum 3 milyon dolarla. Burada diyor hemen kırmızı bayrak sallayacaksınız. Bir PEP bunu yaptı. Diyelim ki biri gitti, ben hayatım hiç kumarhaneye bir kere girdim. Pardon, bir kere girdim ama hiç kumarhaneye gitmem ben. Ama ben kumarhaneye gittim. Milletvekiliyim. Kredi kartımı geçirdim. 30 bin dolarlık kumarhanede şeyim onda. Tık, mesela kumarhaneler kırmızı bayrak. Veya ben tapuda benim adıma işlem yapıldı. Hemen masak görecek. İşlem miktarı ne? Tarabya'da 3 katlı, 5 katlı bir ev. Bu dünyanın her yerinde bu sistem değil mi? Her yerinde böyle. Her yerinde böyle. Buna ortak olduğunda Türkiye, bütün dünyada bu sinyaller yanacak. Şimdi siyasi etik yasası bu. Yani İngiltere'de de ev aldığında, Hollanda'da aldığında. Orada var zaten. Onun için hani diyorlar ya sizi takip ediyoruz diye. Bize geldi. Dedi ki bu kara parayla mücadele kurulu. FAFT. F-A-F-T. Dünyada yolsuzluk ve kara parayla mücadele eden bir kuruluş. Dedi ki ey Türkiye, bak bunu yıllardır çıkarmıyorsun. Bütün ülkeler çıkardık. Beni ilgilendirmez kendi ülkende ne yaptın ama biz birbirimize bağlı ekonomileriz. Şimdi sende böyle rüşvet, yolsuzluk olduğunda bu aynı virüs gibi bana da bulaşıyor. Mesela benim bir doğalgaz şirketim geliyor. Senin cumhurbaşkanının oğlu geliyor. Ondan rüşvet istiyor. Sonra benimkinin sistemi karışıyor. Ve sendeki bu çürüme hastalığı hepimize yayılıyor diyor. Onun için diyor ya bu yasayı çıkarırsın ya da ben seninle yaptığım her işlemde artık bir hırsızlık şüphesi varmış gibi yaklaşırım. Çok ağır bir şey. Ekonomimize çok zarar verici bir şey. Hani Türkiye'ye yabancı sermaye kaçtı diyoruz ya, gri liste. Bunu çıkarmadığımız için biz gri listeye girdik. Ne oluyor peki gri listeye girince? Artık sizi mesela ihracat yapacaksınız. Türkiye'den bir şirket ihracat yaptı. Karşıdaki şirket Türkiye'ye para gönderirken bir dakika diyor. Bu Suriye, Nepal bilmem ne gibi ülkeyiz. Bu ülkeler diyor kara para aklama şüphesi duyulan ülkeler. 2 dakikada yapacağınız işlemi 3 günde yapıyorsunuz. Karşının faturasını getiriyorsunuz. Bak aman ben kumar, uyuşturucu parası değil bu ihracat veya ithalat yaparken. Öyle yavaşladı mı yani bununla beraber? Bu tabii ki. Mesela ülke reytingleri var ya önünüzde 15 tane yatırım yapacak ülke var. Hepsinin karnesi var. Mesela bu karnenizde temizlik alışkanlığınız zayıf diyor yani. De bakıyor bu kötü bir karne diyor. Buna değil. Mesela onun da algoritmalar var, onu da söyleyeyim. Bu algoritmalar da size düşük bir puan veriyor. Diyelim ki formülünüzdeki kat sayınız düşüyor. Aynı şartlarda sermaye diyelim tercih ederse Bulgaristan'ı tercih ediyor. Ne bileyim işte Volkswagen bizde kurmadı mesela. İşte bunlara ülke riski diyoruz. Ülke değerlendirme o kadar önemli ki. Yani bunu kapatın. Ahmet Davutoğlu ile ilgili meseleyi tekrar hatırlatayım. Ahmet Davutoğlu bir paket halinde getirdi. Bu ve benzeri düzenlemeleri söz verdi seçimde. %49'a yakın oy aldı ve çıkaracağım diye meclise geldi ve bu çalışmalar başlatıldı. Erdoğan bu çalışmaları derhal durdurdu. Şimdi anlıyorum ki öncesinden çok çatışma olmuş aralarında. Ahmet Bey ısrar etmiş bu meselede.
Ve Erdoğan bu, bakın Ahmet Bey'in ne tavrı ne dış politikası falan değil. Ahmet Bey'in görevini kaybetmesinin sebebi bu dokunulmaz alanı elini sokması. Er sonunda Erdoğan hani herkesi teknik ikna edemeyeceği için şunu söyledi. İl ve ilçe başkanı bulamayız dedi. Bu bence bir parti genel başkanının kendi teşkilatındaki... Herkes hırsızdır itiraf. Çok büyük bir hakaret. Hiç kimse böyle düşünmedi. Belki o ilçe başkanı hayır kardeşim bu olmadan daha iyi çalışırım diyecek. Belki o ilçe başkanı 10 kişiyi haksız yere işe sokuyor. Bu bizde de bu hastalık bize mesela. Bize en büyük eleştiri. Belediyeler bizden adam almıyor. Çünkü norm şu. Belediye geldiğinde kendi partizan kadrolarıyla bunu yağmalar. Bizim milletvekili olduğumuz en büyük duyduğumuz baskı belediyeler bizim çocuklarımızı işe almıyor. Oysa ki işte bu yasalar çıktıktan sonra şunu söyleyebilirdik. Ya senin çocuğunu işe alıp başkasının çocuğuna haksızlık edeceğimi, bunları yaparak çok daha iyi bir ekonomide, çok daha iyi şartlarda ve hiç böyle etik olarak kendini kötü hissetmeyeceği bir işte çalışsın. Ama bir, yok ki o zaman seçim döneminde de direğe çıkacak başkasını bulun diyor. Tam o işte bayrak asacak başkasını bulun diyor. Bakın Türkiye'de mesela biz diyor bu örgütün kapısına, biz de örgüt denir. Biz açtık diyor. Parti baraj altına düştüğünde de bu kahramanlık öyküler. Anlıyorum. Bu bir taraftar olmak, partizan olmak. Uzun süreli bir iktidar olamama ama durumu var. Ama liderlerin bizim görevlerimiz şudur. Bunun yanlış olduğunu anlatmamız gerekiyor. Biz partimizin kapısına çocuğumuza iş bulalım, küçük bir park bahçe ihalesi alalım diye açmadık ki. Biz ülkeyi bizim değerlerimiz kurtaracak diye orayı açtık. Bu sözü dediğiniz şu açıdan da önemli. Yani şimdi bu partiler şu an belediyede iktidar oldular ama büyük iktidara talipler. Evet. O büyük iktidar geldiğinde de bir sürü insan bekliyor yani, değil mi? Yani sıranız gelse bir de haksızlıklar da olmuş gerçekten. Şimdi bir de yani... şunu görüyor mesela, aralarından birini belediye başkanı seçtiniz. Makam arabası, yaşantısı, gittiği tatil, her şey değiştiğinde bir kıskançlık, bir öfke, ben de bunu yapayım ve bu çok normal duygusu çıkıyor. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bizde yapmak istediğim şey şu. Bizim belediyemizdeki binalara bakacaksınız. O belediyenin yetkisi dairesinde şöyle bir tane bina görüyorsanız o belediye başkanına gideceksiniz. Başkan ne oluyor? Ne oluyor sevgili başkanım? Ben direğe çıktım bunun için. Ben bayrak açtım, ben yargılandım, gençliğim gitti. Bu bina olsun diye mi? Çünkü bu bina bende imar rantı şeyi oluşturuyor. Sayın Başkan. Niye pazarlık usulü ihale var Sayın Başkan? TOKİ benim, yani TOKİ benim gözümde birçok imar yolsuzluğu yaptı. Benim bir belediyemde TOKİ bu kadar iş yapmışsa ben gidip ona sormak istiyorum. Sayın Başkan ne oluyor? Bir açıklar mısın? Niye böyle? Yani mesela diyelim ki kıyıyı beton perdeyle kapatmışlar benim bir belediyemde. Niye Sayın Başkan yeterince mücadele etmedik? Niye? Niye eylem yapmadık mesela? Niye belediye olarak mühürlenmedik? Niye siz bu iş yüzünden, eğer tutuklanacaksanız bu iş yüzünden tutuklanın mesela. Gidin, hayır kardeşim bu yoldan halk geçiyor, denizi görüyor. TOKİ'de olsa ben bu beton perdeyi buraya ördürmem. Ama mesela diyelim ki işte biz Çevre Şehircilik Bakanlığı, imar yetkisi almış, Etiler'e polis okulu diye verdiler bir şeye. Evet. 1,5-2 ya orada zaten siz biliyorsunuz. Trafikten canınız çıkıyor. Oraya yapacağınız o bina, evet. Orada kalp krizinde ambulans bekleyerek ölen, sabah okula gidemeyen çocuğu, herkese zarar verecek. Gidip orada eylem yapacağız arkadaş biz. Sadece belediye başkanlığı, ah tamam ben izin vermedim ama durmak noktası değildir bizim için. İşte ben bunu Erdoğan yüzünden söyleyemiyorum. Ben bu konuda bastıramıyorum. Mesela Bakırköy'de sahil böyle kapandı. Evet, ben bloklarla. Çok rahatsız oluyorum. Evet. Sayın Başkanımızın bu konuyla daha yakından ilgilenmesini istiyorum. Arkadaşım da aynı zamanda ama arkadaşlığımı geçsin istiyorum bu iş. Şimdi ben bunu söylesem, aa kendi belediye başkanına, arkadaş da güvendiğim için söylüyorum. O konudan çok rahatsız olduğum için. O sahil yolundan Fatih'ten çıkıp ta Yeşilköy'e kadar insanların tek deniz görme yeriydi o. Evet, çok güzel. Orada 3-5 tane rant uğruna bir beton perde çektiler. Çok da çirkin. Ve evet. Bizim yoksulumuzun deniz görme hakkını elinden aldılar. Biz buna Tayyip Erdoğan yüzünden yeterince bir şey diyemiyoruz. Ha başkanımız orada eylem yaptı, onu da söyleyeyim bu arada. İnsan zincirleri oluşturdu falan filan ama yine de bastırmak istiyorum. Yine de konuşmak istiyorum. Mesela bizim Şişli, şimdi çok dürüst bir belediye başkanımız var. Gerçekten evet. Tanıdığım kadarıyla. Ama Şişli'nin eski haline bir bakın. Ya bütün yağma Şişli'de yapılmış. Ve yani öyle bir şey yapılmış ki hani ben mesela, o zaman şunu söyleyeyim. Mesela ben ön seçimde. Bütün mücadelem ön seçime girme, kendim seçilmek değildi.
kendim seçilmek değildi. Bu işleri bu partide bitirmek için seçilmemesini istediğim insanlar vardı. Biz mesela Eyüp'ü niye kaybettik biliyor musunuz? Çok samimi söyleyeyim. Şişli'yi kazanmak için. Bütün gücümüzle Şişli'de bu dürüst belediye başkanı seçilsin diye gece gündüz Şişli'de mücadele etmek zorunda kaldık. Gece gündüz. Ve o an biliyorduk ki biz Eyüp'ü çok ucu ucunayız. Ben Eyüp'e gitsem, oradaki kadın belediye başkanımızla biraz daha çalışsam, bir iki vekil daha gitsek belki alacaktık. Ama ben bir gün çıktım. Anketler, bu arada Türkiye'de öyle bir yapı var ki, biz koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'yiz ama Şişli'de karşımızdaki rakibi büyük holdingler, büyük medya grupları nasıl destekliyorlar? Evet. Sebebi hepsinin, neyse bir şey demeyeceğim evet. O konuda. Son şunu söyleyeyim. Bir genel, gün çıktım, az kalsın genel başkan oluyordu ama CHP. Kahvedeciyiz. Kahvedeyiz. Bana şunu söylüyor. Diyor ki seni çok seviyoruz. Sen bizim evladımız gibisin ama burada şuna oy vereceğiz. Ben de çıktım bir sandalyenin üstüne. Dedim ki beni çok mu seviyorsunuz? Ben dedim şu an Eyüp'e gitsem Eyüp'ü kazanırız. Biliyorum şu an kaybetme üzere olduğumuzu da biliyorum. Ama dedim biz Şişli'yi temizlemeden CHP'yi, CHP'yi temizlemeden de ülkeyi temizlemeyiz dedim. Temizleyemeyiz dedim. Onun için dedim sonuna kadar Şişli'de kalacağız ve biz Şişli'den başlayarak CHP'yi ve ülkeyi temizleyeceğiz. Benim bu konuşmam mesela yayıldı insanlar arasında ve orada mesela beraber Muammer abiyle birlikte bir kırılma yarattık. Şimdi benim tekrar söylediğim nokta, ben bu meselelerin üzerine ben, Kemal Bey, Ahmet Bey yeterince gidemememizin sebebi bu kutuplaşmış siyaset, Erdoğan korkusu. Belki Erdoğan'ın da yeterince diyelim ki damadına bir şey söyleyememesi CHP korkusundandır. İşte onun için bu ittifak, bu korkuları aşarsak, günün sonunda bu milli meseleleri bir tarafa alırsak, bunlar bizim milli meselemiz, burada mücadelemiz olmayacak dersek ülke bir şey olur. Evet, özür ben diyorum. De bu yüzden işte bu siyasi etik yasasını önemsiyorum. Bu çok önemli. İkincisi de artık böyle kendi içimizde yani aman CHP'nin eline koz vermeyelim, aman AK Partilerin eline koz vermeyelim. Bu tür böyle şeyleri bırakıp özgüvenle sorun neyse bir de Türkiye'nin artık yenecek kaynağı bile kalmadı. O kadar çöküldü ki Türkiye. Ya şu şey yani kim ne der? Kardeşim kim ne diyorsa desin ya. Evet. Önemli olan bu sorunun çözülebilmesi. Ben kendimle ilgili ne diyorum? Bu önemli. Bunu önemsediğimiz zaman Türkiye kazanmaya başlar. Türkiye gerçekten birey toplumu olmaya başlar. Hani Türkiye toplum bireyselleştiği zaman, eğitim, hani özgüveni yükseldiği zaman da artık biz başka şeyleri konuşur hale geliriz. Bunu niye söyledik? Onu tekrar hatırlatalım. Evet. Bildiride demokrasi kadar önemli bir şey koydular. Evet. Şeffaflaşma, hesap verilebilirlik ve siyasi etik yasası. Bu ülkede demokrasi kadar önemli. Bence ittifakın bu ülkeye sadece o fotoğraf kadar büyük bir hediyesi de bu büyük sorunun altını çizmesi. Peki bu böyle seçimden önce bir somut bir şeye dönüşecek mi? Umarım ben şeye bakın Kemal Bey'e çok güveniyorum. Ahmet Bey'e çok güveniyorum. Ali Bey'e çok güveniyorum. Temel Bey'e, Meral Hanım'a ve artık bunu kendileri toplumun önüne koydular. Toplum artık bundan vazgeçmez. Evet. Bir de yaparken bir sürü şeyimiz çıkacaktır ortaya. Bakın ilk kez yapıyoruz biz bunu. İşte ekonomide bay şu biz şöyle zorlandık efendim şöyle kayıt altına girersek şöyle falan diyecekler. Çok bilinçli kimseyi incitmeden ekonomiye zarar vermeden yapmalıyız. Yani şimdi, böyle bir şey gibi parlamenter güçlenmiş parlamenter sistem modeli gibi bu konuda da bir model ortak bir model konulacak herhalde. Çünkü burada şunu söylüyorum Nuray Beyciğim mesela insanları kayıt altına alacağız. Bizim ekonomimiz kayıt dışı çalışmaya alışmış. Kayıt altına girmekten çok korkular. O zaman şunu söyleyelim. Arkadaş hiç vergi gelirlerimiz düşmeyecek. Biraz vergileri azaltacağız. Ama hepiniz artık ikinci bir muhasebe kaydı tutmak zorunda değilsiniz. Maliyeci geldiğinizde eliniz titremeyecek. Daha çok yani vergileriniz düşecek ama hep kayıt altında olacaksınız. Evet. Şimdi bu tekrar böyle kısaca bir altını çizip yani bu hani siyasi etik yasa diyoruz ya. Bunlar hakikaten siyasetçi ahlak çizgisi ve o sınırın içerisine girdiği zaman Türkiye'nin pek çok sorunu çözülmüş olacak. Yani o olduğu zaman ahlaklı ve etik ilkeler içerisinde sınırlı kaldığı zaman bu hani kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey de tabii. Yani yargının bağımsızlığı işte hani yasamanın kendi sınırları içerisinde yürütmenin kendi sınırları içerisinde. De, yargıdaki çürüme siyasetteki çürümeden çok daha yoğundur aslında. Evet. Kimse konuşmaz tabii, mı? Tabii. Ya önceden yargı vesayeti var diyorduk siyasetçinin. Evet. Şu anda siyasetçinin yargı üzerinde vesayeti var. Bunların hepsi aslında iktidarın sınırlandırılması. Evet. İktidar yani Türkiye'nin siyasetçileri kendi imtiyazlarından vazgeçmeyi göze alırlarsa, vazgeçerlerse
İşte o zaman siyasetçi kendi sınırına çekilebilir. Bunu da başlatacak yani ilk adım siyasi etik yasa. Evet. Bu buradan geçecek.